filtre fonksiyonu oluşturulduğu günden bu yana Google Sheets'te de Excel'de de çok fazla kullanılan ve çok kullanışlı olan bir fonksiyon. Çünkü bir veri aralığındaki verileri istediğimiz şartlara göre filtrelememizi sağlıyor. Elbette biz farklı yöntemlerle elimizdeki veri aralıklarını filtreleyebiliyoruz. Ancak burada anlatmaya çalıştığımız şey tam olarak şu. Normal filtrelerde bizim filtreleyebileceğimiz değer sayısı şöyle belirleniyor. Mesela diyoruz ki 70'leri filtrele. Burada sadece 70'leri getiriyor. Ancak burada yapacağımız bir işlemle mesela şunu da hızlıca yapabiliyoruz. 70'ten büyük, 70'ten küçük, 70'e eşit değerleri getir. Satış fiyatı şu olsun, şuna benzesin, bu şekilde olsun. A ürününü getir, B ürününü getir, neyse. Bu tür işlemleri tek bir potada eritebildiğimiz için ve fonksiyonu kullanırken buna göre kullanmak faydalı oluyor. Şimdi gelip eşittirle başlayalım ve filter fonksiyonunu açalım. Filter fonksiyonunu açtık sonra benden tabii ilk önce bir aralık istiyor. Hangi aralıkta işlem yapacaksın? bunu göster diyor. Bu aralığı biz gösteriyoruz. Noktalı virgülü bıraktığımız zaman şimdi şartlarını yazmaya başlıyor. Excel'deki kullanımın aksine biz noktalı virgül koyarak koşul bir, koşul iki, koşul üç, koşul 4 diye yaklaşık 30 tane koşulu arka arkaya sıralayabiliyoruz. Elbette ki bu kadar fazla koşul genellikle kullanılmaz ama kullanabileceğimizi belirteyim ben. Mesela öncelikle ne yapalım? koşulumuz satış olsun. Bu satış aralığını seçelim. Tamamen örnek olarak bahsediyorum. Büyük olsun 20'den. Evet hepsi 20'den büyük. O yüzden şöyle girelim ve 70'den büyükleri alalım. Bakın 70'e eşit değil. O yüzden 70'ten küçük ya da 70'e eşit olan veriler burada sıralanmayacak. Noktalı virgülü bıraktım. İkinci koşulum kapatayım olmazsa. İkinci koşulum ne olacak arkadaşlar? İkinci koşulumda fiyatın buradaki fiyatın 180'den büyük olması. Geliyorum ve büyüktür. 180 diyorum şartları şu anda tamamlamış oldum. Parantezimi kapatacağım. Ardından Enter'a basmamla birlikte gerekli şartları, koşulları sağlayan değerler buraya sıralanacak. Elbette şimdi ben bu işi yaparken, bu işlemi yaparken bunu formülün içerisinden yapmak istemeyebilirim. O yüzden gelip mesela buraya ilk şartım olan 80'i yazayım. Buraya ikinci şartım olan 180'i yazayım. Bu arada bu 80 değil tabii ki 70 oldu. Değil mi? bunu yazayım. Sonra gelip bakın referans olarak buraları alalım. Tabii yanlış yere tıkladık. Şimdi oldu. Bakın geldim. E2 referans olarak aldım. 180 içinde. Geleceğim. I2'yi referans alacağım. Elbette ki bunların sağ taraflarını silmem lazım. Buradaki 70'i de silelim. Şimdi enter'a bastığımda işlem değişmeyecek. Ama ben burada değişiklik yaptıkça. Mesela 90'dan büyükleri getir dediğimde bu şekilde. 80'den büyükleri getir bu şekilde ve gerekirse buraya da oynarım mesela yüzlerim buraya da bu şekilde bir dönüş olabilir filter fonksiyonu da bu kadardı sonraki videoda farklı bir konuda birlikte olacağız